Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bufa kurbağası, Türk dilinde ise öküz kurbağası diye geçen bir türe bakacağız. Şimdi ben size birkaç tane bilgiden bahsedeceğim. Kamera netlerse. Evet, görüyorsunuz. Gözü turuncu. Bayağı güzel bir kurbağa. İlk önce yerini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir yer yaptım. Biliyorsunuz eski kurbağaların otları var burada. Plastik, canlı olmayan. Şuraya bir nem kabı koydum. Su içer veya içeriden nem yapar diye. Şöyle bir yer yaptım. Bunun içine işte girer korkarsa diye. Bu geçici bir kap tabii ki de. Sonradan değiştireceğim çoğu şeyi. Şuraya daha fazla toprak ekleyeceğim. Şu an çakılla karışık bir toprak var. Daha fazla toprak ekleyeceğim. Şimdi bilgilerine geçelim. Gördüğünüz gibi bu kurbağa üstü sillerden oluşan bir kurbağa. HPV virüsü taşıyor. Tam emin değilim HPV mi diye. Fakat araştırdım neden böyle bir şey var diye. HPV virüsü taşıyor. Eğer elinizle oynarsanız sihir saçma olasılığı çok az. Hatta neredeyse yok. Yani hiç öyle bir bilimsel bir araştırmada öyle bir şey çıkmamış. Fakat elime bulaştı diyenler var. Bilmiyorum belki farklı bir şeyden bulaşmış olabilir. Ama sihir bulaştırma şeyi yok. Bir araştırmada öyle bir şey çıkmamış. Gördüğünüz sihirle benzer şeyler görüyorsunuz nokta nokta. Onlar bu kurbağanın bu virüsü taşımasından dolayı oluyor. O gözeneklerden dışarıya bir acı bir sıvı salgılıyor ve bu kurbağa mesela bir yılan gelecek. O yılan bunun tadına bakmak istediğinde o acı sıvıyı gördüğü için ondan kaçınıyor. Değil mi yani? Görüyorsunuz şöyle çekeyim. Bayağı güzel. Elimle kıyaslayalım. Avucumdan daha büyük. Görüyorsunuz. Ne dediğine gelirsek çekirge yiyor. Sonra yani çoğu şey yiyor. Hatta internette bakarsanız Afrika kurbağası var. Bu tam bu tür değil ama benziyorlar birbirlerine. Bu da obur, o da obur. Mesela o tür fareye kadar her şeyi yiyor. Kuş yediğini bile gördüm yani. Kuş yiyen fare mi olur? Evet, görüyorsunuz. Değişik bir hayvan. Şöyle göstereyim mi şamanında? Bu arada bu kara kurbağası arkadaşlar. Herhangi bir suda yaşamıyor. Balçık yerlerde yaşıyor. Çamurlu topraklarda yaşıyor. Güneş almayan yerlerde yaşıyor. Fakat geceleri 12-1 civarı yani tam gecenin orta vakitlerinde dışarıya çıkıp avlanıyorlar. Gözü çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kamera titremesin. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Eğer sormak istediğiniz veya çekmemi istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.